Piyade Ana Haber Bülteni'nden hepinize iyi akşamlar. Ben Sultan Özkaraman. Takvimler 5 Temmuz Cuma'yı gösterirken bugün yine halkın gündemini halkın ekranlarına getirmeye gayret edeceğiz. Geçen hafta Kayseri'de Suriyeli bir kişinin bir çocuğa cinsel istismarda bulunmasının ardından illerde yaşayan Suriyelilerin sayısı yeniden gündeme geldi. Göç İdaresi'nin verilerine göre 27 Haziran tarihi itibariyle Sivas'ta yaşayan Suriyeli sayısı 3191 olarak açıklandı. Cem Vakfı Sivas Şube Başkanı Ünal Karataş, Başbağlar katliamının 31. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, ülkemizin birlik ve beraberliğini bozmaya yeltenen o kirli ve karanlık elleri Sivas'tan, Maraş'tan, Çorum'dan iyi tanıyoruz dedi. Tarihi Meydan Camii'nde başlatılan restorasyon finansmanını karşılayan Uluslararası Ravza Derneği, restorasyondaki son duruma ilişkin açıklamada bulundu. Yapılan yazılı açıklamada restorasyon süreci büyük bir titizlikle ilerlemekte ve camimizin tarihi dokusunu koruma amacıyla adım adım hayata geçirilmektedir denildi. Sivas'ta Afet ve Acil Durum Müdürlüğü bünyesinde görevli balık adamlar, tüplü dalış yaptıkları Gürün ilçesindeki Gökpınar Gölü'nde temizlik çalışması gerçekleştirdi. MS Yapı Sivas Spor Fransa Ligi 3 takımlarından Nimes'te forma giyen Brahim'e talip oldu. Kırmızı beyazlı takımın genç oyuncuyu transfer etmek istediği iddia edildi. Transferle ilgili önümüzdeki günlerde resmi açıklamanın yapılması bekleniyor. Bültenimizi burada noktalıyoruz. Hafta başında yine aynı saatlerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.